Neyden bahsettik? Kiliselerin satılışından bahsettik değil mi? Kaç paraya gidiyormuş abi kiliseler? 1,5, 2 değil mi? Gidiyormuş. Peki böyle bir hayıfladık değil mi? Ulan nasıl adamlarsınız lan, siz kilisenizi sattırıyorsunuz dedik değil mi? Hacı abi, bizim ülkemizde camiler satılmamış mı? Hikaye mi bu? Peri masallarında mı anlatılıyor bunlar? Bizde de kardeşim olmuş. Camiler satılmış. Bakın hikaye değil, belgelerle birlikte şuradan size okuyayım. Maalesef bu ezanların Türkçeleştirildiği dönemde ülkede çok kötü şeyler olmuş. Mesela Kayseri'de Güllük Camisi silah deposu olmuş. Kümbetönü Camisi var. Yıkılıyor ve arsa olarak durdurulmaya devam ediliyor. Sonra tekrar camiline getirmiş olabilir demiş. Diyarbakır'da o kadar çok satılan cami var ki, Göl Camisi satılmış. Kaşık Budak Mescidi satılmış. 19 oldu, devam ediyor. Aydın'da yine yıkım var. Fiyatlarını öğrenelim abi. Hangi cami kaç paraya gidiyor bakın. Belgeler mergeler burada yağıyor. Kurmalı Mescit 120 lira. Şeyh Kubbe Tekkesi 50 lira. Sadık Efendi Mescidi 100 lira. Şu da gazeteden, küpürden çekilmiş fotoğraf. Hasan Efendi Camisi 150. Arız Camisi 125. Şu fotoğrafta da caminin içinde yataklar koyulmuş. Asker kışlasına çevrilmiş arkadaşlar. Ve Sultanahmet Camisi ile ilgili şöyle bir malumat var. Asker kışlasına çevriliyor ve geceliğin askerlerin tuvaletini yapmaları için dışarı çıkamıyorlar. Kapı kilitli. Artık siz gelisini tasavvur edersiniz. Yani gerçekten, gerçekten çok kötü şeyler olmuş. Peki abi bunlar nasıl oluyor ya? Camiler satılmış bu ülkede ve Müslümanlar var diyorsun. Kardeşim, İstiklal Mahkemeleri kurulmuş. Biliyorsun, alimleri sallandırmışlar. Allah mı dedin? İslami bilgin mi var? Sallandırmışlar ve bu İstiklal Mahkemeleri 8 yıl sürüyor. Son Posta gazetesinde bir yazıda Kara Ali isimli bir cellat diyor ki, verilen rakamlar doğru değil. 1300 doğru değil diyor. Sadece diyor, benim diyor almış olduğum, kesmiş olduğum ipler 5216 ve bunların neredeyse tamamı yakını dine olan yakınlığı ve samimiyetiyle bilinen insanlar, alimler. Anlatabildim mi? Bir cellat 5216. Herhalde resmi rakamlara yansımaz yani, ki siz bütün cellatları düşündüğünüz zaman ve o dönemde ya oha, ben öyle bir olay duymuştum abi, benim dedelerim Kur'an-ı Kerim'i saklıyordu, toprağa gömmüş. Ne oluyor artık o ortamı siz bir düşünün. Ve birçok alim sürgün yapılıyor. Birçok alim yurt dışına kendi isteğiyle gidiyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri gibi alimler mücadeleye devam edip yazmaya devam ettikleri için hapishanelerde, sürgünlerde geçiyor. Ne yapmış bu adam ya? Ne yazmış ya? Peygamber aleyhissalatü vesselam mucizeleri, Kur'an mucizeleri, Allah'ın ispatı, bunları yazıyor ve hapishaneye giriyor. Ve böyle bir adamı, Bediüzzaman gibi bir adamı alıyorlar, Afyon hapsine atıyorlar. 70 kişilik büyük bir koğuşta -15 derece, Afyon'un soğuğunu bilenler bilir. Camları da kırıyorlar kardeşim. Burayı ısıtamasın, burada zatüre olup ölsün de bizim üstümüze kalmasın gibi bir kafayla. Ve aynı hapishanenin başka bir koğuşunda olan Zübeyir Gündüzel bir fırsatını bulup Bediüzzaman Hazretleri'nin koğuşuna girdiği zaman onun o soğuk karşısında yüzünün mosmor olduğunu görüyor. Abdestten kaynaklı olarak bıyıklarındaki o suyun donduğundan bahsediyor ve elleriyle o talebesi yüzünü ısıtmaya çalışıyor ve sarılıyor. Üstadım diyor. Ve Bediüzzaman Hazretleri korkaklık alameti göstermiyor. Diyor ki, kardeşim beni öldüremeyecekler diyor. Ve 84 sene yaşıyor kardeşim. Allah'ın öldürmediğini kimse öldüremezmiş. Bu hakikatleri anlatmaya devam ediyor. Aradan onlarca sene geçiyor. Ve şu anda biz burada bu zatın Kur'an tefsiri eserlerini okuyoruz. Kötü şeyler olmuş. Niye söylüyorum? Bir daha olmaz mı? Elini gevşetirsen olur kardeşim. Mesela abi, camiler nasıl satılmış? Bana bunu izah et. Kafam almıyor. Bir, İstiklal Mahkemeleri konuşuyorsun, tık tık tık. Peki başka ne olmuş? Kardeşim, ezan Türkçe olmuş. Duydunuz mu onu? Ezan Türkçe olunca, kamet Türkçe olunca Müslüman'da şöyle bir hissiyat oluyor. Ulan hani bid'at olan yere girilmez. Ben de camide namaz kılarken namazım kabul olmuyormuş gibi hissediyor. O zaman evimde kılayım dediğimde camiler ne oldu şu an? Boşaldı. Peki camiler boşalırsa depo yapacağız dersin, satacağız dersin. Kullanılmıyor ki. Avrupalılaştık artık. Geçti o devirler. İslami bitti. Görmüyor musun? İnsanlar camiye gelmiyor ki. Hani kullanılsa eyvallah gibi kafalar türemeye başlıyor. Arkadaşlar, çok kötü bir şey. Türkçe ezan dinlemek istiyor musunuz? Buyurun. Dinden soğutuyor değil mi ya? Çünkü ezan değil bu. Anlatabildim mi? Bu ezan değil. Ezan Arapçadır. Aslıyla okunur. Ve bakın, soğutuyor yani. Soğutuyor. Dinden soğutuyor. Bir dakika, İslam'ı anlatan alimler ne oldu abi? Ha, gitti. O zaman İslam çok doğru öğrenilemeyecek. Yavaş yavaş dejenere olacak. Çok hesaplar, kitaplar dönmüş kardeşim. Abi ne olacak? Bakın bir hatıra anlatayım size. Çok
şaşıracaksınız, duygulanacaksınız belki de. Bu Tanrı Uludur mevzusu ben duyduğumda çok şaşırdım. 18 sene boyunca devam ediyor. Hani ben 1-2 sene falan zannediyorum. 18 sene boyunca böyle insanların ruhunda bir zulmet. Yani ne zaman İslamiyet tekrar eski günlerine gelecek, ne zaman güçleneceğiz, böyle bir özlem var. Ve 1950'de bir haber geliyor. Şehrin ve ülkenin her yerine yayılıyor. Diyorlar ki ezan aslına dönüyor. 18 sene sonra Arapça aslından Kur'an-ı Kerim okuyacak diye sokaklarda haberler dolaşmaya başlıyor. İnsanlarda bir heyecan. Ne oluyor? Özümüze geri mi dönüyoruz? Artık tekrar İslamiyet'e sımsıkı sarılabilecek miyiz? Rahat rahat dinimizi anlatıp yaşayabilecek miyiz? Arapça okunacak mı Kur'an-ı Kerim? Haberler dolaşıyor. Ve ezan okunacak. İlk Arapça ezanı bekliyor insanlar. Camilerin içi dolar değil mi genellikle? Caminin avlusu doluyor kardeşim. İnsanlar dışarıda ezanı bekliyorlar. Sultanahmet'te o şerefeleri bol olan camide müezzinler çıkmışlar. Bir minarede bir müezzin değil, bir sürü müezzin var. Müezzinler belki de hayatında ne heyecanlı anlarını yaşıyorlar. Hiç belki de o kadar ezan okumak istememişlerdi. 18 sene boyunca Tanrı uludur, Tanrı uludur diyerek insanları soğutan o müezzinler belki de ilk defa bu kadar heyecanla çıktılar ve gür sada ile bir camide 6-7'den fazla müezzinin bile okuyabileceği şekilde insanlar evlerinin önünde kadınlar koçlarını kurbanlarını almışlar bıçaklarla bekliyorlar. Ezan okunsun kurbanımızı keselim secde-i şükrana gidelim diyorlar bekliyorlar caminin avlusundaki insanlar ve bir sada yükseliyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Buyurun tekrar edelim. Tanrı uludur Tanrı. Abi yine olmaz o günler herhalde bitti geçti. Kardeşim niye olmasın ya? Baksana ya ben beğenmiyorum. Maalesef maneviyat noktasında iyi değiliz. Nerede arkadaşlarınız? Liseye giden kim var burada? Hangi lise? İmam Hatip mi? Kaç kişi var sınıfta? Kaç kişi namaz kılıyor? Var mı namaz kılan? 38'de 5. Çok iyi bir ortalama. 40'ta 1 bu duysaydım o da iyi diyecektim. Anlatabildim mi? Yalan mı söylüyorum? Hikayemi anlatıyorum. Şöyle bir bakın. Okuduğunuz okullara, üniversitelere bir bakın. Ve namaz kılmamanın hükmü dinimizde çok ağır. Yani burada söyleyemeyeceğim kadar. İnternetten bakarsınız. Hanbeli mezhebinde namaz kılmamak yazın tamam mı? Bakın Müslüman adetlerine göre defnedilmediğini görün. Çok ağır bir günah. Girebileceğin en büyük günahlardan. Abi ne namazı ya? Biz şu Boğa heykelinde Kadıköy'de ateist kim gelirse işte röportaj yapıyoruz. Röportaja gelenlerin %50'si dinsiz. Çok sıkıntılı. Ateizm noktasında, deizm noktasında gençler saçma sapan hallere girmiş. Hristiyanlar YouTube'a girmiş. Türkçe videolar yapıyorlar. Biz Hristiyan olduk diyorlar. Ha, ondan bir korkum yok. Diğerlerinden de bir korkum yok. Ama bizim içimizi boşaltıyorlar. İngiliz Sömürü Bakanı ne diyor? Biz diyor, Müslümanlar diyor, Kur'an-ı Kerim'de diyor, elinden almamız lazım diyor. Bunu yapamayacağını anlayınca öyle bir nesil yetiştireceğiz ki Kur'an-ı Kerim'i kendi eliyle rafa koyacak. Yani maalesef konuştuğum mecliste Kur'an-ı Kerim'i, Arapça Kur'an-ı Kerim'i bir defa baştan sona okuyamayan, Arapça okumasını da bilmiyorum kusura bakma abi diyen kardeşlerimle konuşuyorum. Kardeş senin de mi içini boşalttılar yoksa bir düşün. Boşaltıyorlar lan içimizi. Yani bak bu ezan olayları tekrar olabilir mi? İnşallah olmaz. Ama biz maneviyatımızı boşaltırsak 10 sene geçti, 15 sene geçti. Yusuf abinin evladı çok acayip bir dünyaya girdi. Yani dinsizlerin güç bulması olayı olabilir. Japon başkumandanı diyor ki bu Türkler ne zaman İslam'a yapıştılar, terakki ettiler, ne zaman ellerini gevşettiler, tedelli ettiler. İslam'ın güzel günlerini istiyor musun? Allah isteyince olmayacak bir şey var mı? Yok. Peki Allah isterse İslam dünyaya hakim olup zulüm biter mi? Biter. Peki Allah ister mi? Soru bu. Evet isteyebilir. Neye göre ister? Biz İslamiyet'e sımsıkı sarılırsak,